Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders oyuna hoş geldiniz. KPSS genel kültür güncel bilgilerde arkadaşlar çok önemli notlarımız var bu seride de. Lütfen bu güncel bilgileri iyi bilelim. Sınavda karşımıza çıktığı zaman da direkt yapalım diyorum ve videoya hemen başlıyorum. Arkadaşlar izin verirseniz. 1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından Geliştirildiği ilk atom bombasını Japonya'nın hangi şehrine ilk olarak atmıştır? Hiroşima şehrine atmıştır. Altın Palmiye Sinema Ödülü hangi film festivalinde verilmektedir? Cannes Film Festivalinde verilmektedir. Kitab-ı eserinde astronomi cetvelleri hazırlamış, Batı dünyasında Albeteknus adıyla bilinen ünlü bilim adamı kimdir? Batı dünyasında dediğimiz gibi Albeteknus adıyla biliniyor bu bilim adamın. Latince Albeteknus, Albetekni ya da Albetenius olarak bilinen, Arap astronom, astrolog ve matematikçidir kendisi. Aşağıdakilerden hangisi? Mist ülkeleri grubunda yer almaz. Mist ülkeleri Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye'dir. Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeler arasında bulunmaz. Aşağıdakilerden hangisi E7 ülkeleri İngilizce olarak Emerging 7 yani gelişmekte olan 7 ülkeden biri değildir. E7 ülkelerine bakalım. Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika ve Türkiye'den oluşmaktadır. İngiltere, E7 ülkeleri arasında bulunmaz. 1936 yılında kurulan 22 Arap ülkesinin üye olduğu Arap Birliği'nin merkezi neresidir? Merkeze Kahire'de olan Arap Birliği'nin bugün 22 üyesi mevcuttur. Merkezi Kahire'dedir. OPEC örgütünün açılımı hangisidir? Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ya da kısaca OPEC denir arkadaşlar. OPEC örgütünün açılımı da petrol ihraç eden ülkeler örgütü demektir. Avrupa Birliği'ne hangi yıl Nobel Barış Ödülü verilmiştir? Avrupa Birliği 2012 Nobel Barış Ödülünü almıştır. 2012 yılında yani arkadaşlar. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 55 üyesi olan merkez bankalarının rezerv politikaları konusunda koordine olmalarını sağlayan Uluslararası Ödeme Bankası merkezi neresidir? Uluslararası Ödeme Bankası 1930 yılında İsveç'in Basel şehrinde kurulan uluslararası finans kuruluşudur. Üye ülkelerin merkez bankalarının rezerv politikaları konusunda koordinolmalarını olmalarını sağlamak, ayrıca merkez bankalar arası para transferlerinde aracı olmak gibi görevleri vardır. Türkiye'nin aralarında bulunduğu 55 ülkesi vardır arkadaşlar. Merkezi hala Basel'de bulunur. Meksika ve Hong Kong'da da ofisleri vardır. 2019 Kasım ayında ilk kez Türkiye'den bir sponsorun kazandığı Dom Sendromlar Dünya Kupası hangi ülkede yapılmıştır? Portekiz'de yapılmıştır. Türksoy 2020 yılını ünlü şair Abay Kunanbay yılı olarak ilan etmiştir. Abay Kunanbay hangi ülkenin tanınmış şairdir? Kazakistan'ın tanınmış şairidir. 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti hangi şehir olmuştur? 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti Özbekistan'ın HİV şehri olmuştur. D8 içinde yer alan ülkeler aynı zamanda hangi örgütünde üyeleridir? D8 içinde yer alan ülkeler aynı zamanda İslam İşbirliği örgütününde üyeleridir. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 7 ülke tarafından geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacıyla 17 Aralık 1973 tarihinde kurulan İslam Kalkınma Bankası'nın merkezi neresidir? Merkezi Cid'de, Suudi Arabistan. Kurucu üye ülkeler ise Suudi Arabistan, Kuveyt, Libya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Mısır'dır. Merkezi arkadaşlar Cidde'de yani Suudi Arabistan ülkesinde. Hanzala cesaret ödülü alarak Filistin direnişinin sembolü haline gelmiş olan, İsrail'e karşı sergilediği cesaret ile tüm dünyaca tanınan Filistinli kız kimdir? Ahet Temimi'dir. Aşağıdaki gezegenlerden hangisi telik olarak yer benzeri gezegen sınıfından bulunmaz? Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gaz devleri sınıfından gezegenlerdir arkadaşlar. Aşağıdaki gezegenlerden hangisi telik olarak gaz devleri gezegen sınıfından bulunmaz? Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gaz devleri, Merkür, Venüs, Dünya, Mars yer benzeri gezegen sınıfındadır. Arkadaşlar bakın burada yer benzeri gezegen sınıfından bulunmaz demişler. Biz burada gaz devlerini verdik sizlere. Bunlar gaz devleri. Eğer yer benzeri gezegen sınıfını sorarlarsa size bunlar hariç hepsi yer benzeridir. Yer benzerileri de bunlardır arkadaşlar. Merkür, Venüs, Dünya, Mars yer benzeri gezegen sınıfındadır. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gaz devleridir arkadaşlar. Tamam mı? Bunu iyi bilelim, karıştırabilirsiniz. Ondan dolayı biz de bu şekilde yaptık orayı. Eski dildeki adı Zuhal olan Güneş'e yakınlık olarak 6. sırada bulunan adını Yunan mitolojisindeki Kronos'tan alan gezegenin adı nedir? Satürn'dür arkadaşlar. Eski adı Zuhal'dır. Güneş sisteminin Güneş'e yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter'den sonra 2. sırada gelir. Adını Yunan mitolojisindeki Kronos'tan alır. Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biridir arkadaşlar. Diğerleri ise Merkür, Venüs, Mars ve Jüpiter'dir. Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biri olarak eski çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmiştir. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devleri sınıfına girmektedir. Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biri dedik arkadaşlar. Diğerleri ise Merkür, Venüs, Mars ve Jüpiter'dir. Bunları da bilelim. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne başvuru kabul edilmeyen ülkelerden biridir. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Kanada katılım başvurusu yapmış ancak Türkiye ve Yunanistan'ın veto haklarını kullanması sonucu reddedilmişlerdir arkadaşlar Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne. Önceden Şangay Beşisi olarak da alınan Şangay İşbirliği Örgütü hangi ülkenin katıldığı ile üye sayısı 6'ya yükselmiştir. Şangay İşbirliği Örgütü arkadaşlar Şangay İşbirliği Örgütü adını örgütün ilk toplandığı yerden yani Şangay'dan almaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996 yılında oluşturdukları yapılanma Şangay Beşlisi olarak anılıyordu. Bu örgüt 2001'de Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısını 6'ya çıkarttı. 1951 yılında Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Batı Almanya ve İtalya arasında imzalanan ve Avrupa Birliği'nin temellerini oluşturacak olan ilk adım Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nda oluşturan anlaşmanın adı nedir? Paris Barış Anlaşması'dır arkadaşlar. 18 Nisan 1951 yılında Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Batı Almanya ve İtalya arasında imzalanmıştır. Anlaşmayla günümüzün Avrupa Birliği'nin temellerini oluşturacak olan ilk adım Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur. 23 Temmuz 1952 yılında yürürlüğe girecek olan anlaşmanın 50 yıl boyunca yürürlükte kalması kararlaştırılmıştır. Aşağıdaki süsleme sanatlarından hangisi duvar süsleme sanatı olarak geçmektedir? Malakari kendi içinde 4 bölüme ayrılır arkadaşlar ve her biri çeşitli tekniklere sahiptir. Geçmişten gelen köşk, kasır ve sarayların atmosferindeki gizemli desenler, duvar ve tavanları süsleyen motifler, usta kalemkar ve sanatçıların elinden çıkmış eserlerdir. Buradaki duvar süreme sanatımızda da mala karidir arkadaşlar. Türkiye NATO üyeliği altında Avrupa kıtası dışında ilk kez hangi ülkede görev üstlenmiştir? Türkiye NATO üyeliği altında Avrupa kıtası dışında ilk kez Afganistan'da görev üstlenmiştir. Türkiye'den ilk kez bir kentin katıldığı uluslararası çiçek açan şehirler yarışmasında 5 çiçekli altın şehir ödülünü alan ilimiz hangisidir? Antalya, Türkiye'den ilk kez bir kentin katıldığı uluslararası çiçek açan şehirler yarışmasında 5 çiçekli altın şiir ödülünü kazanmıştır. Diyorum ve arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen KPSS Genel Kültür Güncel Bilgiler'de bu videoyu iyi dinleyelim, iyi not alalım, iyi kavrayalım diyorum ve videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere.